R birinci çeyrekte y eşittir 4 karekök içinde 9 eksi x ve eksenler arasında kalan alanmış. Evet şekle baktığımızda gri ile boyadıkları alanın R olduğunu görüyoruz. Devam edelim. R alanı bir katının tabanıdır. Katının y eksenine dik Alınan kesitleri her y değeri için tabanı r'de yer alan yüksekliği de y olan dikdörtgenlerdir. Katının hacmini belirli integral olarak ifade ediniz demişler. Hadi bakalım. Hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Şimdi hep birlikte yapalım. İsterseniz önce şu katıyı bir gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Perspektif biraz bozuk olacak ama lütfen idare edin. Bu Y ekseni, evet ve bu da X ekseni. R alanını da bu şekilde çizeyim. Evet, artık katının kesitinin neye benzediğini gözümüzün önüne getirmeye çalışabiliriz. Y eksenine dik olarak alınan kesitler. Şurada bir y değeri seçelim. Y eksenine dik olarak ilerlememiz gerekiyor. Katının tabanı R'de yer alacak. Bu arada tabanın bu noktanın x koordinatına eşit olacağını da söyleyebiliriz. Evet buraya x yazıyorum. Yükseklik ise y olacak. Seçtiğimiz y değeri her neyse. Şimdi bu dikdörtgenlerden çok ama çok ince bir tanesinin hacmini hesaplamak istersek bahsettiğim incecik derinliğin y olduğunu varsayacağız. Evet işte böyle. Bu derinlik dy de olacak. Başka kesitler de çizebiliriz. Mesela buradaki y değeri buna göre daha küçük olacak, değil mi? Taban da buradaki x değerine eşit olacak. Tam da buradaki noktadan bahsediyorum. Bu kesiti de şu şekilde çizebiliriz. Bunun hacmini de yine az önceki mantıkla dy ile yani çok ama çok küçük bir derinlikle hesaplayabiliriz. İntegrali öğrenirken gördüğümüz gibi katının hacmini hesaplamak için bu kesitlerden birinin hacmini bulup bu ifadenin bu aralıktaki integralini alacağız. Bu integrali x'e göre ya da y'ye göre alabiliriz öyle değil mi? Bu örnekte y'ye göre integral almak çok daha kolay çünkü terimlerin hepsi y türünden verilmiş. Buradaki kesitin hacmini şimdi yazalım. Bu y çarpı x çarpı dy'dir, öyle değil mi? y'ye göre integral almak istiyorsak her şeyin y türünden olması gerekiyordu. Bu yüzden de bu x'i y türünden yazmamız lazım. Başka bir deyişle, buradaki x'in neye eşit olduğunu bulmamız lazım. Bir bakalım. İki tarafın karesini alalım ya da bir saniye önce iki tarafı da 4'e bölelim. y bölü 4 eşittir karekök içinde 9 eksi x. Şimdi iki tarafın karesini alalım. Böylece y kare bölü 16 eşittir 9 eksi x olur. İki tarafı eksi 1 ile çarpacağım. E y kare bölü 16 eşittir x eksi 9. İki tarafa bir de 9 eklersek işimiz bitmiş olacak. 9 eksi y kare bölü 16 eşittir x. Evet, buradaki x'in yerine bunu yazabiliriz. Buradaki ince kesitin hacmini y çarpı 9 eksi y kare bölü 16 dy olarak ifade edebiliriz. Katının hacmini bulmak için de bu arada katının buna benzeyen bir şekli olacağını da söyleyebiliriz. Evet bu ifadenin y eşittir 0 ile y eşittir 12 arasındaki belirli integralini almamız gerekecek. Bizden bunu yapmamızı istiyorlar. Yani hacmi belirli bir integral olarak ifade etmemizi. Yalnız fark ettiyseniz bu hesap makinesi olmadan çözebileceğimiz bir integral. Parantezi açarsak, 9y eksi 9y üzeri 3 bölü 16 dy elde ederiz ve bunun ters türevini alarak integralinin neye eşit olduğunu da bulmak hiç zor değil ama bizden bunu istemiyorlar.